Herkese yeni bir günden merhabalar canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Dualarınız, dilekleriniz, ibadetleriniz kabul olsun inşallah Rabbim. Kimin gönlünde ne muradı varsa versin hayırlısıyla inşallah. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bizler de öyle çok şükür. Şu an saat tam 12. Yeni videomu izlemeye açtım. Sizlere iyi seyirler diliyorum yeni videoma. Diğer videomun açılışına da çocukların beslenmesiyle başlayalım dedik. Bugün Yakup'un beslenmesinde tost var. Yakup'un beslenmesinde ne varsa Aylin'e de aynısını koyuyorum. İyi oluyor, düzenli oluyor. Çünkü ikisi de hemen hemen aynı şeyleri yiyorlar. Tost makinamı çıkardım. Biz tabii kahvaltımızı falan yaptık, ettik. Gün erken başlıyoruz artık biliyorsunuz. Şimdi Yakup için tost yapacağım. Bir de Aylin'e. Aylin tabii sucuklu tost falan yemediği için ona yumurtalı tost yapacağım. Yumurtalı tost da olur mu diyeceksiniz. Oluyor valla. Güzel de oluyor. Seviyor çocuklar. Şimdi bunun fişini takacağım ama Ali'yi çağırmam lazım. Ali de telefonla konuşuyor. Bizim bu tost makinesinin de bir tamire gitmesi lazım. Şuradaki şu ayar kısmı bozulmuş. Normalde bir 2-3 kademeli oluyor ya. Bu bozulmuş şey oluyor. Tek kademede ve en yüksek kademede şey oluyor. Çalışıyor. Tamirciye götürecekti. Bir türlü fırsat olmadı. Yani çalışıyor ama çok hızlı yanıyor. Şimdi ben Yakup'a ne kadar yapsam şöyle. Tostu Ali yapacaktı. Ben de işlerimi yapacaktım. Aşağıdalar benimkiler yine. Anneanneleri geldi mi? Yeter. Anneanneleri geldi mi? Evde hiç durmuyorlar. Hep anneannelerinin yanındalar. Biraz önce annem buradaydı. Biraz burada oturduk. Sonra aşağıya indi. Yeğenlerim de geldiler ya. Ben de diyorum şimdi Ali çocukları okula götürecek. O götürsün çocukları okula, ben de biraz, gerçi bizim şey gelecek bugün, dur bakayım inşallah gelir, banyo için usta gelecek, banyo dolabı için ustamız gelecek, bakalım banyo dolabı ölçüsü alacak. Sabahtan da ekmeğimiz, şimdi ailenin ekmek aldırdım, ekmeğimiz çünkü kalmadı. Kahvaltıdan sonra öyle. Böyle küçük bir şeyler kaldı. Aylin'e iki tane yapacağım. Yakup'a da şöyle büyük yapıp ikiye böleyim. Anca. Öyle mi yapsam? Nasıl yapsam? Şöyle. Neyse, ikiye böleyim bakayım ben. Aylin anca iki taneyle doyar. Margarinimiz vardı bizim. Bakalım bugün Ali şeyi aradı. Bizim bu mutfak dolaplarını yaptırdığımız ustayı aradı. İnşallah saat 1.30-2 gibi gelirim, ölçüyü alırım demiş. Bir onu bekliyorum bakalım.
Yakova'da bilmiyorum ki bir tane yeter mi yetmez mi? İkisine de ikişer tane yapayım ben. Öyle yapalım o zaman. Ali, bir gelsene canım. Ben bir yandan ailenin yumurtasını yapmam lazım. Efendim? Yok. Birazdan gelirsiniz ama siz de. Yücele geliyor zaten. Tamam işte. Gel sen şunun başında. Ben ailenin yumurtalıyor ya. Ona yumurtalı yapacağım. Şey nerede ya? Peçete arıyorum, bulamıyorum. Siyahın olmasın bir şey mi? Bunları ne yaparken parçaları? Şey biberli ekmek falan yağladım. Biberli ekmek falan şey olmuş ya. Yemeyebilir. Bakın bana haftaya salı ve çarşamba günü nasıl var? Hı. Haber ver. Ne? Şuradan şey alayım. Kapıdan. Şuraya gidiyormuş. Hı? Antep'e gidiyormuş. Hı. Pekmez için mi? He. Unutmayız. Ona göre söyledim. Şimdi unuturum ben dedi. Annemin işi var dedi. Onu yapacağım dedi. Haftaya. Ha işte. Pazartesi, salı, çarşamba işte. Salı, çarşamba günü. Hı. Pekmez kaç kilo istiyorsunuz? Ne pekmezi? Antep karası. Ne? Kara üzüm pekmezi. Hı hı. Antep karası dedikleri. Bir normal üzüm pekmezi. Yani sarı üzüm. Onun iyisi kara. Kaç kilosu da kadarmış? Bilmiyorum. Daha şimdi soracaklar değil mi? Ona göre işte arayayım. Bunu tutun. 2 kilo alırız çocuklara. İçirelim. Oldu, 2 kilo yetmez, soruyor dedim. 3 kilo alırsın. 3 kilo, 5 kilo yersin. Yok canım, fazlasını ne yapayım? Ben yiyeceğim, yiyelim yok Allah'a aşkına. Kaşar yok mu? Kaşar yok mu? Bilmem, yiyor mu yapıp kaşarlı? Yiyeyim. Ketçap var mı? Yani sade ketçap, sade yap bence. Ne olur mu ama yemez, bu kadar aç kalır. Şimdi evde yiyor bazen, oyuna moyuna dalıyor, televizyona bakıyor, bir şeyleri seyrettirerek ben şey yapıyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Pekmez, bir de bir şey daha vardı benim aklımda. Bal var aklımda normalde. Ama bir şey daha vardı. Neydi ya böyle kış için yani almamız gereken? Şey ne yaptı? Neydi aklıma gelmiyor. Götürecektin. Onu götürelim işte adam şantiyeli olduğu için akşam saati bir aklı bir şeye geliyor. O saatte aklıma getirmeye lazım. İşte o saatte de gelmiyor aklımıza gelsen. Şunu içine koyarsın. Neyse sen hazırla, ondan sonra işe yapayım. Yanılıyor işte baksana ne kadar yüksek şey oluyor. O ta geçen sene bozulmuş demek ki öbür evdeyken. Bir gün böyle yağlı kağıt baktım çok kirlenmiş, dedim değiştireyim. Yenisini koydum. Bir 5 dakikada alev aldı kağıt. Ne oluyor falan dedik böyle. İşte o zaman bozulmuş, ondan beri böyle. Birinci dönem, geçen sene birinci dönemde. Ailem bunun içine ketçap ayresi istiyor muydu? Ailem ketçap ayresi ben çok istiyor da. Arasına istiyor muydu? He. Soralım o zaman bir. Gerçi ailem istiyor. Ailem! Ailem! Cevap yok da yiyor değil mi? Ketçaplı falan.
şöyle yiyorum işte. Yakup'un bir beslenmesi neyse ailede de aynısında ama gerilemiş baksana. Sıcak. Gerçi kapalı kutuya koyunca yumuşar o geri. Ailenin şey yap hazır zaten hemen. Şey yani yoksa her ikini bitiyor şey yapıyor. Çekil oğlum şey. Öyle iyi oluyor. Ne yaptın öyle bey? Ne yaptın? Dumana boğdun bizi. Bu olsun. Şimdi bunu üstüne yapıyordum şu. Bunu da iki tane yeter ailene de. Şöyle bolca koy bak. İkiye bölüyorum. Yarısını ona, yarısını ona. Çok mu ya? Kaç tane kök yapın? Ay bir tane. Sen bolca koy, katla arasına. O şekilde koy. Bir de meyve suyu ve mevsim meyvesi var. Elma koyayım. Elmamız var. Yakuba. Ne yaptın? Aktı mı bir yerlere? Yok. Kapağına tükürdüm. Ay. Aa, armut da var ama. Armut var. Elma var. Elmanın ona, benim de ona şey yapayım. Armut eziliyor yemezse evde yesin armutu. Şeyi nasıl olacak demiştin Ali sen? Şeyi versene. Ne ya? Ne? Dolabın ayakları nasıl olacak? Keser. Bunları buna göre yapacağız bu şekilde. Şurası burası olduğu için daha buraya kadar olacak yani. Dur bir saniye bakayım. Nasıl? Burası olduğu için buraya kadar olacak. Yani. Tamam. He o. Bak burada böyle buna kadar olacak. Sıfır. Bazı sıfır yüksek mi olur? Nasıl olacak? Buradan yukarı kadar su akacağı için ona göre yapalım. Ha dolap onun üstünde olacak. Çünkü bak buradan geliyor. Çıkıntı buradan. He çıkıntı oradan dolap onun üstünde olacak. He. O zaman gene ayak takmayacak mı buna? Ya ayak takacak ya ayaksız olacak işte ikisinden biri. Bence bile. Ayak takar ya. Ya da bilmiyorum artık nasıl olur. Anladım. Ama yine bayağı böyle ufak bir şey olur diyordum ama büyük olur. Yok 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 olacak. O şeyler içinde mi kalacak? Arkasında tesat içinde kalacak. Tesat içinde kalacak değil mi? Doğru. Evet, arkasında kalacak. Sadece şuraya bir arkada bu yapacak içine girecek. He. Bu buraları arkasına ayar edeceğim şimdi kullanırken. Araya da bir tane bölmesi olacak. İşte. Şundan yap, şu olmaz mı benim acaba şu? O ne? Bunda çıkmaz mı? Şu ekmek. Ekmek olalım mı? Yok ya. Nasıl çıkaracak onu hadi? O iş onun şey. Ölçüsü başka, bunun ölçüsü başka. Alper geliyor ki, ya bu zaafı yokmuş, çok yokmuş, çok. Kim? Alper mi? Gelince uyuyormuş, öyle bir zaman atacak. İlk geldiği gün zaten diyorum ya, bakıyorum, anne çok güzel olmuş ya, anne çok güzel olmuş ya. Şeyi al ver oradan. Peçeteyi şöyle altına mı koyayım? Nasıl yapayım? Çocuk peçetesiz de olmaz. Şöyle koysam. Elmaları şuraya koyayım. Peçeteyi de oraya koyayım. Peçeteyi de sarsın. Aydın da Aydın peçetesi var. Aydın da bir peçete koyayım şöyle. Thank you.
Nerede? Şu. Hangi işte. Hadi kızım. Hadi gelin üstünüzü falan giydireyim. Hayır. Hem değiştirmek zorunda mıyım? Kan aldı zaten. Ya çocuklu değil. Ne? Evet çocuklu. Sen seninki çocuklu değil. Seninki yumurtalı, krepli. Yakup'unki sucuklu. Bak Yakup, gel göstereyim anneye. Peçeteyi sarıp da yiyeceksin ya kızım, ellerin kirlenmesin diye. Ben ayran istiyorum. Mevsim meyvesi, elma koydum. Ablaya da, sana da elma koydum aşkım. Sucuklu tostum burada. Bak buradan peçeten var. Peçeteyle tutup yersin. Sonra ellerinizi yıkarsınız zaten. Tamam mı aşkım? Evet. 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 Kullanmaz. Birkaç üstünden hastaydım ben. Ondan dolayı da olabilir. Kendisini alsam. Suyunu dolduracağım şu. O su sığmıyor zaten Yakup. Nasıl su? Beslenme çantanı getirmemişsin. Öğretmen şey yapıyor. Tarzan gibi geziyor elin içinde ya. Kıyır çıkarıyor bluzunu. Soğuk su nerede? Bir dakika anne. Soğuk su nerede benim? Ayrı sen de suyunu hemen çantana koy kızım. Ben de soğuk su içeceğim. Seninkini buraya koyayım. Bu ailenin. Her tuvalete de yapın. Soğuk. Yapın. Soğuk. İçeceğim de. Bu tabak versene ablam. Tamam iç şimdi. Tamam tabii şunu koyayım. Bak patates de koydu, patato. Bitirdin mi sen şekerini? Evet, ben bitirdim. Tamam. Şu ince olan suluğa koyacağım, tamam mı? Bu suluk çantana sığmıyor. Şimşek mak. Şimşek makvinliği, evet. Şuraya çok yanına, güzel. Yanına koyalım bak buraya. Sığıyor mu yanına? Bak bu sığar. Bak bu sığıyor, gördün mü? Ama onun altı çok geniş olduğu için sığmıyor aşkım. Getir istiyorsan o suyu buna boşaltayım. Soğuk su istiyorsan. Boşalttın mı? Ben bir daha doldurayım. Tamam doldur. Sen tuvalete git. Ondan sonra şey hazırlayayım kıyafetlerini giydireyim ben senin. Meyve suyu da alacak baba size. Ama sütlü şey istiyorum. Sütlü? Ama o şeyi ne yaptı? Efendim kızım. Bir dakika ben geliyorum. Yakup'un şimdi geçen şunu almıştık BİM'den. Bunun altı geniş olduğu için, şu altta bir genişleme olduğu için çantalarına sığmıyor. Ailemininki de sığmıyor maalesef. Ben sığdırıyorum. Evde de bu vardı. Yakup'u ikna ettik bakalım. Ben sığdırıyorum. Ben sığdırıyorum. Tamam. Yakup. Bir de orası okulda genişliyor. Zorla çıkartmama hiç geliyor. Yakup'un yeni çantasını görmüştünüz değil mi teyzeleri? Bak evet. Benimki de böyle kilitlenmeli pembe. Yakup koyuyor benim çantanı aşkım. Koydum. Baba bir de size meyve suyu alacak. Ben tamam. Meyve ayran istiyorum. Ben süt. Sen ayran mı istiyorsun? Ama dur orada, dur orada, dur orada. Ama şey istiyorum hazır. Yeni yani. Şimdi sen git yatak odasında bekle beni. Ben sana kıyafet, temiz kıyafetler getireceğim. Yürü. Ben de gideceğim de. Tamam sen de git. Çantaları al götür. Ayran istiyordun sen ama ayran biraz ekşimiş kızım ya. Şey al, al sen. Meyve suyu alsın baban sana bugün. Olur mu? Meyve suyu da kötü oldu. Desen beni düşür tamam mı? Meyve suyu lazım. Meyvelerinin hepsinden ye. Annenin bu taraf yanına. Tamam ödekini getir çabuk ol. Tamam mı? Beslenmelerimizi yiyeceğiz. Öğretmenimiz ne derse yapacağız. Onu üzmeyeceğiz. Sınıftan dışarı hiç çıkmıyoruz. Tuvaletin... Ben çıkmıyorum. Anneciğim annemler var ya. Annem dedi aferin. Ki. Sınıf şey tuvaletin gelince öğretmenine söylüyorsun. Anne saat 1'de ucu ucuna suya gidiyor. Arkadaşlarınla da güzel güzel anlaşıyorsun değil mi aşkım? Baba 5 dakika bekleyecek. Ondan sonra eve gelecek. Emin ablayı dişçiye götürmesi lazım. Tamam mı? Ben duracağım o sefer. Hadi git ayakkabını giy dursan. Ben ablanın saçını yapayım. Kalk. Önce şunu dur bakalım. Ben çorabımı giymiştim. Ay çabuk ol kızım. Çabuk ol. Ali motoru çıkarıyor. Bu saatlerimiz çok yoğun. Biz sabah 6'da kalkıyorum. Koştura koştura Alper'i hazırla. Onun yemeğini hazırla falan. Sonra Aytuğ'la Alper arasında hemen bir saat var. Servislerin gelme arasında bir saat var. Tamam sonra otur. Ama bayağı ben hatırlıyorum. Çok. Senin kızın üstün beyaz altına koyu renk çorabı giyiyorsun. Bir garip. Evet yani. Neyse, beyaz şeyim mi var? Önemli değil. Açık pembe falan da giyebilirdin de neyse sorun değil. Çabuk ol da
da. Tamam. Kızım baban bekliyor, ha erken götürmesi lazım. Ben bunu giyeceğim. Oğlum sen her zamanki ayakkabını giyer misin? Ayakkabı değiştirme şimdi. O olmuyor sana. Oluyor. Oluyor. Sen şöyle giyin biraz, çok güzel çekin. Tamam, hadi ayarlayayım. Dar. Babası kendi ayakkabısını giydir, o dar olabilir. He diyorum dar diye, olmuyor. Hadi bir de onun pantolonunu bak şey olur, bir kat kıvırsan onu. Uzun galiba, ya da ayakkabıyı giydir de ondan sonra bir bak. He ya, onu hep unutuyoruz ama. Oğlum ayakkabı nerede ya? Baksana. Tamam. Oğlum, ay iyi yani. Niye yapayım ben? Kaçıncı kızım çıkar işini ya? Ama sen kızıyorum artık. 19 dakika. Geç çorabı, hadi gel. Tövbe yarabbi. Ben çorap giysin de saçını tarayayım. 3 kere çorabı çıkarttın geri giydin. Ya bu şey oldu. Ayağımı yapmadı. Düğmeni kapatın. Düğmeni. Ben İçine mi koyacaksın ya? İçine koyunca daha güzel oldu. Öyle mi? Evet. Tamam otur. Bir sürekli çorap alakası var. Otur. Allah'ım. Yürü. Saçlarını ıslattın, saçların geri şey oldu. Kurudu. Çorabı giyene kadar. Ne yapayım? Bir çorabı 3 kere giydi çıkarttı ya. Allah'ım ya Rabbi. Bir sürü insan yapabilir buna. Bir sürü insan böyle yapabilir. Nereye doğru bakayım onu söyle. Düz bak. Al o zaman. Akşamdan doldurup buzdolabına koyuyorum, söyleyeyim mi? Soğuk soğuk içmek için. Okulda yani ılık olmuyor, sıcak olmuyor. Kızım hava o kadar sıcak ki. Yani suyu dolduruyorsun ama yarım saat, bir saatte normal ılıklığa dönüyor geri. Yani bir anlamı yani, kalmıyor ki. 5 dakikalığına gidiyoruz ya. 5 dakikalığına gidiyoruz ya. 5 çok az yani ılıyor. Tamam bekle, anne saçımı yapıyor. Bakma. Ama bu sayan var ya, çorabı 4 defa mı ne, 3 defa mı ne, çıkart tak. Dur. Acaba böyle mi gitsem diyorum ya. Şöyle durur musun? Evet, tamam mı? Öreceğim. Ören var mı böyle senin gitsin şu an? Ecrim, tamam. Ecrim. Dün bana çok kötü davrandı. Nasıl davrandı? Neden? Ben de smile çekiyordu. Elif de sınıfa doğru çekiyordu. Ben de Elif'i çektim diye Elif beni ittirdi. Elif beni ittirdi. Olur öyle şeyler kızım. Ama tam buramda. Kalbim vardı. Yanıma gidiyor. Sen de deseydin oğlan niye beni itiyorsun deseydin. Dedi. Bak bir de ben Smile diyor ki benim günlerim attırmayın falan diyor ama Smile diyor ben ona bağırmıyorum, etmiyorum. Sadece sorunu koy dedim. Koymayacağım dedim. Sen mi sorunu koy dedin? Evet, Smile dedim. Sen dedik senin sorunu. Smile. İşte Smile. İşte onun önce oldu. Smile. Geldi. Ecrin bana doğru şey yaptı. Laura. Ben çağırmıyorum. Ay gidiyor bana. İttiriyor, vuruyor. Allah. Vuruyor mu? Kim o vuran? İttiriyor yani. Ha. İttiriyor dedim. Tamam. O sığıyor mu kızım? Zor sığıyor seninki ya. Buraya. Her suyu alışında sana da olmazsa öbür soluğunu kullanalım, olmaz mı? Çocuk soğuk yetiyor mu bana? Yetiyor tabii. Bak burası daha geniş. Kızıma böyle maskotlar aldık. Emin ablası böyle maskotlar yapıyor. Aldık. Kalemliğinde de var. Tamam şimdi vakit yok. Baban kızar. Yürü. Bir an önce. Beslenme çantası. Önce ayakkabını giy. Ayakkabını giyeyim. Çantanı giy. Sen ayakkabını giy. Ben veririm çantanı falan. Hadi. Yakup. Popon mu yanıyor?
Motor ısınmış mı? Aa, benim canım çok kötü. Eyvah. Baba, sen yakımda ayakkabısı içine doğru kıvırsana. Baksana. Ali, şeyi sor bakayım kıymetli öğretmene. Ne? Aytu Yakup'un öğretmenine söylediği malzemeleri alacak olan biri var mıymış? Alınmadıysa. Çok bir para tutmaz. O alan olmadıysa sen de ben alırım getiririm de. Şeyin BİM'den alıver götürüver. Al bunları sen. Sen tut bunları in aşağıya kızım. Tamam ben getiriyorum sen in. İn in ben geliyorum. Evet şimdi koydun ya. Heh, unuttuğunuz bir şey yok değil mi? Yakup kendisi ne kadar var ya? Kimse almamışsa sen al. Korktum baba. Baba onun da üstüne korktum. Hadi. Oluşumu da öpeyim. Oluşumu öpmedi. Ya bu kaldır ayağını. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak bu ne? Hadi. Tamam. Geç kalmayın. Allah'a emanet olun. Oo, kimi ya? Yakup. Bye bye. Bye bye. Bye tamam, babandan tut. Bye bye babandan. Bak babandan tut. Benim arkamdan. Tut babandan tut. Evet, kuzucukları okuluna gönderdik. Kapatayım kapıyı. İçerisi fena bir tost kokmuş. Of. Ya şimdi öğretmen mesaj attı. Yakup'un öğretmeni. Bugünkü et yapacakları etkinlikte şey varmış. yapacakları etkinlik için bir kutu kulak çubuğu, bir de bir pakette köpük tabak. Köpük tabaklar oluyor ya. Bugünkü etkinlik için bu malzemelerden lazım. Yani getirmek isteyen olur mu diye, velilerden biri karşılayabilir mi diye mesaj atmış. Ben de dedim şimdi okula gidince sor dedim. Kimse almamışsa sen git marketten alıver gel. Çok bir para tutmaz. Bir paket kulak çubuğu kaç lira tutacak? 5-10 lira bir şeydir yani. Bir de bir pakette köpük tabak. Etkinlik yapacaklarmış. Eğer dedim alan yoksa sen git al götürüver dedim. Öyle. Bir de Alper'in sınıfına telefonları koymaları için kutu lazımmış. Onu bugün Alper gelsin de şimdi bütün sınıflar için öyle bir şey lazımmış. Eğer arkadaşlar arasında para toplayıp alınıyorsa o şekilde alırız. Yok öyle almıyorlarsa artık kutuyu da vallahi ben aldıracağım. Çünkü Alper henüz telefonlar bir düzene girmediği için normalde telefon yasak. Sınıfın ortaokullarda da öyle, lisede de öyle. Yani sınıfa geçiremiyorsun telefonu. Telefonu okula götürebilirsin ama girişte telefon mesela diğer okulunda telefon kutuları vardı. Her sınıfın ayrı ayrı kutusu vardı. O kutunun içine koyuyorlardı telefonlarını. Sınıftan da bir kişi görevliydi. Anahtarını kilitliyordu. Öğlen çıkışta gidiyorlardı, açıyorlardı. Herkes telefonunu oradan alıyordu. Hani okula giderken, gelirken ulaşabilme imkanımız olsun kendisine. Alper de okul açıldığı günden beri, pazartesiden beri götürmüyor telefonunu. Henüz bir düzen olmadığı için çantasına koysa, teneffüste falan belki birisi alır. Belli mi olur yani? Çalınma olabilir falan diye. Şimdi şeye karar vermişler. Bir kutuya karar vermişler. Kapaklı bir kutu alınacak. Telefonlar için, sabah telefonlar onun içine koyulacak. O kutu idareye verilecek. Çıkışta idareden alacak. Üzerine böyle numarası da yazılacak. İşte sınıfın numarası yani. İşte 9A, 9B, 9C o şekilde yani. Benim de aklıma şu bizim ekmek kutusu var ya kapaklı. Onun bir tık küçükleri. Öyle geldi. O çocuk sınıf başkanı diye seçtikleri çocuk bir tane evden kutu getirmiş. O olmamış. Çok küçükmüş. Sığmamış bütün sınıfın telefonları. Ben de dedim bizim ekmek kutusu almıştık. O ekmek kutusunun bir tık küçüğü. Öyle bir şey olması lazım. Bugün Alper gelse söyleyeceğim. Arkadaşlarına söylesin. Para toplayıp alıyorlarsa alırlar. Yok. Almıyorlarsa valla ben alır veririm. Kaç lira tutacak o şeyde? 30-40 lira 50 lira bir şey tutacak yani. Çocuk telefonunu götürsün gelsin. Girişte idareye bırakırlar kutusuyla. Çıkışta da alırlar. Arada böyle şeylerde gönüllülük iyidir. Sonuçta bir hayır işidir bunlar yani. Eğitime bir katkıdır, bir hayır işidir. Öyle valla. Şimdi saat 1'e 10 var.
Şimdi benim yeğenim burada. Annem de. Onun da dişi ağrıyormuş. Ali onu dişçiye götürecek. Alper'le, aman Yakup'la Aylin'i okula bırakıp gelecek. Yeğenimi alıp dişçiye götürecek. Onun saat 1'den sonra da banyo ustası gelecek. Banyo ustası. Lafa bak. Dolap ustası gelecek banyo dolabı için. Onun ölçüsünü falan alacak işte. Hemen de yaparsa inşallah o da bir düzene girer. Eşya yani deterjan da şuydu burdu. Parça parça bir kısmı arka balkonda, bir kısmı yeni yaptırdığımız dolabın içinde bilmem ne. Böyle o biraz orada biraz burada parça parça hepsi bir yerde olur. Bir düzen olur. Oraya o dolap da yapılırsa inşallah. Gelsin bakayım usta ne nasıl bir ölçü alacak? Ne kadar fiyat verecek? Onları öğreneceğiz. Öyle vallahi biraz şu evin içini toparlayayım. Daha hiçbir iş yapmadım. Bulaşıkları bile toplamadım ben daha. Öyle lavabonun içine koydum sadece. Makineyi boşaltmam lazım. Tekrardan doldurmam lazım. Bu işleri biraz halledeyim. İş çok. Tam mutfağa giriyordum bulaşıkları toparlamaya. Ali geldi çocukları bıraktı. Şimdi yeğenimi dişçiye götürecek. Dişi ağrıyormuş. Bir bakayım. Ne yaptın? Şey ne oldu? O malzemeler. Ha? Ha. İyi tamam o zaman. Bıraktım kaçtım. Bir şey dedin. Alarm mı kur diyor. Yakup babasına 5 dakika otur. Alarm kur diyormuş. 5 dakika diyormuş. Kaskı ver. Ha tamam. Hazır be hadi evine. Buradan alabilir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Meyve suyu falan aldın değil mi onlara? İkişer tane. Niye ikişer tane? Ali yetmiyor iki tane. Yapıp bana da yetmiyor ne işte bir tane. Bak ya. Biri meyve su da alıp su istedi. Önüne iki tane de bir tane. Yakup'a yeter. Yetmiyor dedi Ali yüzüne. Tabii Ali'nin iki tane aldırınca. Koliyle alalım diyorduk biz. Ne kadar bak şeyde kantinde. He? Kantinde ne kadar o meyve suları? Koliyle alalım diyorduk. Aslında yine de koliyle alsak iyi olur ya. Kantinden zor oluyor. Baya yani. Aldın mı her şeyini ya? Telefonun yeni şeyini. Kaskı takalım. Bu kafaya takarsa binebileceğin getirecek yerine. Öyle değil, boynundan geçir. Heh. Ayarla sen eğer şeyse, gevşekse ya da sıkıysa. Oradan çanta şeyi gibi. Hadi Allah'a emanet olun.
Arkadaşlar, annem bugün kuru fasulye yapıyorum dedi sabahtan. Şöyle etli kuru fasulye ve pilav yapmış. Bize de şöyle gönderdi. Sağ olsun, ellerine sağlık.